Ne diyorsunuz? Bu ülkeye, bu topraklara ve bu bölgeye yapılmış en büyük katkı diye düşünüyorum. O izolasyon şu bu falan demek istemiyorum. Çok fazla siyaset şeyin içine Ama hayır, bulaşır. Kamuoyunda da halk içerisinde evet. de biz Çünkü sıkıntılar bilimin, yaşıyoruz. araştırmanın, geliştirmenin, insana Sınırı katkıda olmaz. bulunmanın, yaşam kalitesini arttırmanın siyaseti yok. Evet, sınırı Olmaz. olmaz. Sınırı yok, olmaz. Bunu yapanlar kendi hanelerine, hep söylerim, kendi hanelerine eksiler olarak geçer. Bizim amacımız insanlığa katkıda bulunmak. Kesinlikle. Yapabildiğimiz kadarıyla. Yapabildiğimiz kadarıyla. Hedeflerimiz çok büyük. Evet, kesinlikle. Aslında IBM'i hep konuşuyoruz ama IBM'in kendisini hakkında biraz da bilgilendirmek aslında iyi olur diye düşünüyorum. Az önce 106 yıllık bir geçmişi olan Türkiye'de 80 galiba değil evet, mi dediniz? 80 yıldır var evet. ama 106 yıldır var olan dünyada evet, bir şirket. Şirket ve evet. sahibi kesinlikle bilinmiyor. CEO'su. Sahibi yok. En yüksek CEO'su var. CEO'su var. CEO'su da hissedarların seçimiyle gelen Ortaya şey. Çıkan. En yüksek hissesi olan hissedarın %1 hissesi. Evet. Yani en zengini o hissedarların içinde %1'ini. Evet, 96 milyar dolarlık şeyi var, geliri var IBM'in. Hem yazılım, hem donanım, hem hizmet şirketi. Hepsinden de önemli teknoloji şirketi ve gittikçe hizmet alanında çok daha önemli adımlar atılıyor ve gelirimizin neredeyse %60'ları şeyden geliyor, hizmet tarafından geliyor, ürün tarafından değil de hizmet tarafından geliyor. Baktığınız zaman büyük geniş bir portfolyomuz var, çözüm portfolyomuz. Burada müşterinin büyüklüğü, küçüklüğü, sektörü, alanı hiç önemli değil. Herkese uygun çözüm sunabilecek bir portfolyomuz var. Ve dediğim gibi yenileştirme özelliğimiz var. Kendimizi sürekli yenileyerek, müşterilerimizi dinleyerek en önemli şey o. Her sene şey yapılıyor, toplantı yapılıyor ve bizim CEO'muzun başkanlığında bir toplantı yapılıyor. Dünyadaki bütün düşünürler, CEO'lar davet ediliyor ve oturuyoruz, teknoloji falan konuşmuyoruz. Dünya problemlerini konuşuyoruz. Diyoruz ki enerji ne olacak, iklim ne olacak, iş dünyası ne olacak, ekonomi nereye gidecek, finans dünyası ne yapacak, sağlık ne olacak? Bütün bunları hep birlikte tartışıyoruz, düşünüyoruz ve onları dinleyerek onlara özel çözümler üretmeye çalışıyoruz. Ve burada gerçekten IBM'in yaptığı çok katkısı yüksek olan projeler var. Mesela bir dünya grid sistemi kurdular. Yani bir sürü bilgisayarı, 500 bin bilgisayarı dünyadaki büyük küçük fark etmez kullandığınız kişisel dizüstü bilgisayarınız olabilir. Hepsini birbirine bağlayarak kanser, AIDS ve genetik bir takım hastalıkların tedavisi için araştırma yapan şeylerin hizmetine sundular araştırmacıların. Benim makinamda mesela ben kullanmadığım süre boyunca boş dururken makinam, ben toplantıya gittim ama makine açık duruyor. O şey süresini boşluktaki süreyi bu tür araştırmalar için kullanabiliyorsunuz. Bir geliyorsunuz bakıyorsunuz ki işte görüyorsunuz ekranınızda AIDS'in tedavisinde şu 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 alanda şey yapılıyor şu anda çözüm yapılıyor. Problemin çözümünün %50'sindeyiz. %50'si var. İşte 3 saattir makinenizi kullanıyoruz gibi bütün bunları görebiliyorsunuz şeyden. Evet, muhteşem bir şey. Bağışlıyorsunuz şeye kendi iş çalışma gücünüzü benim kullanmadığım araştırmacıya bağışlıyorsunuz. İleride inşallah bu merkezi yaptığımız evet. zaman bir kısmını evet. bu şeye komüniteye bağışlarız diye düşünüyorum evet, herhalde. Evet. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Çok enteresan bir Sosyal şey. Çok da enteresan evet, bir şey. Evet, yani evet. çünkü düşünürseniz dünyadaki o kadar çok bilgisayar var ki ne kadar bilgisayar zamanı kullanıyoruz düşünürseniz toplantıda telefonda konuşurken burada gerçekten bir güvenlik sistemiyle kesinlikle şeyin tehlikeye atmadan sizin makinanızı ya da network'ünüzü riske almadan özel bir takım şeylerle kodlarla şey yapılıyor makinanızın
gücünden yararlanılıyor network üzerinden. Nerede çalıştıklarını bile bilmiyorsunuz. Belki Yeni Zelanda'da çalışıyor araştırmacı. Belki Avustralya'da çalışıyor. Evet. Belki Amerika'da çalışıyor. Belki sadece internete bağlı olmak yeterli. Kesinlikle internete bağlı olmak yeterli. Makinenizi alıp kullanın. Bu bir tanesi. Bunun gibi genetik araştırmalar, DNA araştırmaları, National Geographic'le mesela bir proje yaptılar. DNA'lara bakarak şeyi izliyorsunuz. 150 bin yıl önce insanlık tarihi Afrika'dan çıktı diye biliniyor. İlk Havva, Adem. Ama onlar nasıl bir yol izledi de acaba dünyaya yayıldı? Bunun haritasını çıkarıyorlar National Geographic'le birlikte. Böyle bir çalışmaya katkıda bulunuyor IBM altyapısıyla ve sistemleriyle. Ben kendim için yaptım. Onu da aslında burada söyleyebilirim. Anneannem hep şey anlatırdı. Hindistan'dan gelme bir amcalarımız vesaire olduğumuzu anlatırdı ve Hintli hikayeleri anlatırdı bize. Ben de hep rengim en siyah olan benim. Şeyde en aile koyu renkli olan aile içerisinde. Ben niye hep böyle koyu rengim falan diye düşünürdüm.